Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz gençler. 9. sınıf biyoloji dersinin son konusuyla, son dersiyle sizlerle birlikteyiz. Hayvanlar alemini ikiye ayırmıştık. Omurgasız hayvanlar ve omurgalı hayvanlar olmak üzere çok geniş bir alemden bahsettiğimiz için bir önceki dersimizde omurgasız hayvanları yapmıştık. Bugünkü dersimizde de omurgalı hayvanlar kısmını bitiriyoruz. Hiçbir alem içerisinde yer almayan bazı bilim insanlarına göre canlı bazı bilim insanlarına göre cansız olarak kabul edilen biyolojik varlıklar da bugünkü dersimizin konusu olacak gençler hemen ödevlerinizi vereyim aslında ödev vermeme gerek yok bugün biyoloji dersinin sonu olduğuna göre Tüm 9 dinamo kitabımızın sonuna kadar gelmiş olmamız gerekiyor. Özellikle yazılı hazırlık sayfalarını, ÖSYM tarzı sayfaları çözün gençler. Ünite tekrarları da bizim için çok önemli. Sadece kendi branşım adına konuşmuyorum. Yani sadece biyoloji dersi için konuşmuyorum. Tüm dersler için 9. sınıf en temel sınıftır. 10, 11, 12. sınıfta göreceğimiz konuların en temelini 9. sınıfta görüyoruz. 9. sınıfı da eksiksiz bir şekilde tamamlamış olmamız gerekiyor. Eğer eksikleriniz, işte tamamlayamadığınız kısımlar varsa yaz tatili bizim için çok değerli ve önemli olacak. Tabii ki tatilimizi yapacağız, dinleneceğiz, enerji toplayacağız ama konuları da atlamayacağız. 10. sınıfa bomba gibi hazırlanmamız lazım. Bunu da nasıl yapacağız? 9'dan 10'a hazırlık setiyle yapacağız. Gençler, tabii ki biz size 10. sınıfa hazırlanın tam tamına Dört dörtlük bir şekilde 10. sınıfa başlayın diye hazırlık kampı yapacağız. Hazırlık kampında da kullanacağımız kitaplar neler olacak? Tabii ki matematik kitabımız var, edebiyat, tarih, coğrafya kitabımız var. Bir de FKB, fizik, kimya, biyoloji kitabı hazırlık setinin içerisinde video anlatımlarıyla kamp yapıp buradan da ödevlendirmelerimizi yapacağız. 10. sınıfa dediğim gibi bomba gibi hazırlanmış olacağız gençler. Hazırsanız yazsınların arkanıza. 9. sınıfın son konusu başlıyor. Şimdi öncelikli olarak bugünkü dersimizde neleri anlatacağım? Omurgalı hayvanları anlatacağım. Genel özelliklerinden bahsedeceğim. Omurgalı canlılarımız balıklar, iki yaşamlar, sürüngenler, kuşlar ve memelilerdi. Bunların da tabii ki alt başlıklarını, alt özelliklerini anlatacağım. Dersimizin sonunda da virüslerle konuyu bitirmiş olacağım. Kuvvetli muhtemel biraz uzun bir ders olacak. Çünkü omurgalı canlılar çok sık sorusu karşımıza çıkan canlılardır. Çevremizde gördüğümüz canlıların hangi gruba dahil olduğunu anlamamızı bu ders sağlayacak. Etrafımızı ekosistemi daha iyi anlamamızı sağlamış olacak. Kendisi de zaten TYT için önemli bir konudur. Ödevlerinizi de ben size vermiştim. Hayvanlar alemini daha önceki dersimizde giriş yaptım. Anlattım. Şimdi bir üstünden hızlıca bir geçelim hatırlayalım. Hayvanlar alemi dediğimiz zaman bir kere bu alemdeki canlıların tamamı ökaryot hücre yapısına sahipti. Bu grupta hiç tek hücreli canlı yok. Hayvanlar alemindeki canlıların tamamı tabii ki çok hücrelidir. Hayvanlar alemini kendi içerisinde omurgasız ve omurgalı hayvanlar olarak ikiye ayırmıştık. Omurgasız hayvanlar için içerisinde aktif yer değiştirmeyen canlılar var. Mesela omurgasızlar kimlerde? Seda sayan sosis 7 şeklinde kodlamıştık gençler. Süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar ve derisi dikenliler omurgasız hayvanlardı. Bunlardan süngerlerde mesela aktif yer değiştirme yok. Sölenterlerin bazı türleri zemine bağlı olarak yaşıyor. Yani bunlarda da aktif yer değiştirme hareketi yoktu. Heterotrof beslenen canlılardır. Yani kendi besinlerini kendi sentezleyemez hiçbir hayvan hepsi doğadan hazır olarak alıyor hayvanlar alemindeki canlılara baktığımızda da büyümenin sınırlı olduğunu görüyoruz gençler mesela bitkiler ömrü boyunca boyu uzuyor sınırsız bir şekilde büyüyorlar ama hayvanlar alemindeki canlılarda büyüme sınırlı baktığımız zaman hayvanlar alemindeki canlıların çok büyük bir kısmı tabii ki eşeyli üreme yaparak birey sayısını arttırıyor ama bu grupta bulunan bazı hayvan türlerinde de eşeysiz üreme söz konusu olabilir. İkisini kendi içerisine kıyas yapacak olursak omurgalı hayvanlar omurgasız hayvanlardan çok daha gelişmiş canlılar. Omurgalı hayvanlar, balıklar, iki yaşanlılar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler şeklindeydi. Bunu da bıskrem şeklinde kodlayabiliyorduk. Omurgasız hayvanların genel özelliklerine bakarsak da hayvanlar aleminin en geniş grubu omurgasız hayvanlar, omurgasız hayvanların da en büyük grubu eklem bacaklılardı. Baktığımızda bunlarda kıkırdak ve kemikten oluşan bir iç iskelet bulunmuyordu. Omurgaları olmadığı için zaten biz bunlara omurgasız canlılar ismini vermiştik. Sinir şeritlerini nerede taşıyorlardı? Karın kısımlarında taşıyorlardı. Bazılarında dış iskelet var, bazılarında iç iskelet var. Suda yaşayan omurgasız canlılar olduğu gibi karada yaşayan omurgasız canlılarımız da var. Genellikle de atar damarla toplar damarı birbirine bağlayan bir kılcal damarları yok. Yani açık dolaşıma sahiptiler. Devam edecek olursak ne dedik Seda sayan sosis 7 şeklinde aklında tutabilirsin süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar ve derisi dikenliler omurgasız hayvanlardı. Bir önceki dersimizde detaylı anlattım hızlıca söyleyip geçeceğim. Süngerler en basit yapıya sahip hayvanlarda sinir sistemleri yoktu. Sölenterler sinir sisteminin ilk görüldüğü canlıydı. Hidra deniz anası bu grubun örneğiydi. Solucanlara baktığımız zaman yassı solucan yuvarlak solucan, halkalı solucan gibi çeşitleri vardı. Bölmelere ayrılmış sindirim sistemleri bulunuyordu. Yumuşakçalar gerçek vücut boşluğuna sahip canlılardı. Eklem bacaklılarda kitinden yapılmış bir dış iskelet vardı unutma üstüne basınca böceğe çatır sesi geliyor ya o kitinin kırılmasından kaynaklanıyor genelde de trake solunumu dediğimiz bir solunum çeşidi görülüyordu derisi dikenliler tamamı denizlerde yaşayacak ve solungaç solunumu yapacaklar geldim omurgalı hayvanlara omurgalı hayvanlar birbirini takip eden omurlardan meydana gelen tabii ki bir omurgaya sahiplerdi Ta embriyonik dönemde yani anne karnındayken omurga oluşumu başlayacak. Embriyonik dönemde solungaç ve kuyruk oluşumu söz konusu olacak. Sinir şeridini nerede taşıyoruz biz? Sırt kısmımızda. Nerenin içerisinde? Omurgamızın içerisine yer alıyor. Baktığımız zaman kemik ve kıkırdaktan yapılmış. Tabii ki bir iç iskelete sahip. Balıklar, iki yaşamlar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler yani omurgalıların tamamında bu durum söz konusu. Tamamında kapalı dolaşım var. Kapalı dolaşım neydi? Atar damarla toplar damarın arasında kılcal damar dediğimiz damar bulunuyorsa atardamardan çıkan kan kılcal damara oradan toplar damara geçiş yapıyorsa kan damar içerisinden dışarı çıkmıyorsa ona kapalı dolaşım diyorduk. Omurgalıların tamamında da kapalı dolaşım var. Sonra baktığımız zaman kalplerindeki odacık sayısına 2 ile 4 arasında değişim görüyoruz. Suda yaşayanlar tabii ki solungaç solunumu yapacak. Mesela balıklar solungaç solunumu yapıyorlar. Karada yaşayanlarda ise akciğer solunumu dediğimiz solunum söz konusu oluyor. Omurgalı hayvanlardan hangisine bakarsam bak kanı kırmızı renkli akar. Balığı da kestiğinde kırmızı kan akıyor. İşte ineği de kestiğinde kırmızı kan akıyor. Yani bunlarda kana kırmızı rengini veren hemoglobin adını verilen protein var. Birçok omurgalığın gövdesine bağlı iki çift üyesi var. Üyeler de farklı işlevlere sahip olabiliyor. Mesela yarasadaki uçmayı sağlıyor. Bendeki tutunmayı sağlıyor. İşte balinadaki yüzmeyi sağlıyor gibi devam ediyorum. Sindirim sistemlerine de omurgalıların bakacak olursak çeşitli görevleri yerine getiren özelleşmiş bölgeleri olacak. Mesela işte e, holozoik beslenecekler. Bazıları otçul, bazıları etçil, bazıları hepçil olabilecek. Otçul beslenenlerde mide dört bölmeli oluyor. Geviş getirenlerde farklı yapılar söz konusu olabiliyor. Yıldız, yıldız, yıldız soru buradan gelir. Omurgalıların tamamında boşaltım organı böbrektir gençler. Boşaltım atıkları da amonyak, üre ya da ürik asit şeklinde olabiliyor. Omurgalıların tamamına bakıyoruz. Eşeyli üreme yaparak çoğalıyorlar. Bazılarında yavru bakımı var. Mesela işte kuşlar yavrularına bakıyor, memeliler de yine yavrularına bakıyorlar. Tamamında yavru bakımı vardır diyemeyiz. Balıklar bakmaz, kurbağalar bakmaz mesela. Geldim omurgalı hayvanlara, balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler şeklinde biskram olarak aklınızda kodlayın. Her zaman nereden nereye yazıyorum? Gelişmemişten gelişmişe doğru yazım yapıyorum gençler. Buradan balıklarla başlayacak olursak balıklar pek çok su ortamında yaşayabiliyorlar. Yani tatlı suda da yaşayabilen balıklar var göllerde, nehirlerde, denizlerde, okyanuslarda, tuzlu sularda yaşayabilen balıklarda tabii ki bulunuyor. Pek çok balık türü var. Köpek balığı, çekiç balığı, vatoz gibi türlerde iskelet sadece kıkırdaktan meydana geliyor. Yani aslında balıkları kendi içerisinde kıkırdaklı balıklar, bir de kemikli balıklar olarak ikiye ayırabiliriz. Kıkırdaklı balıklara kimi örnek vereceğiz? Köpek balığını örnek vereceğiz. Köpek balığının haricinde vatozu örnek vereceğiz. Kemikli balık dediğimiz zaman da yine bunun da pek çok örneği var. Mesela hamsi gibi, mesela palamut gibi pek çok kemikli balık örneğimiz var gençler. Ha burada duruyorum. Ta konunun en başına geliyorum. Canlıları sınıflandırırken nelere dikkat ediyorduk? yaşadığı yere bakmayacağım dış görünüşüne bakmayacağım kromozom sayısına dikkate almayacağım ben sana soru sorsam köpek balığı mı daha gelişmiştir hamsi mi daha gelişmiştir diyecek olsam cevabın ne olacak hamsi daha gelişmiştir hocam köpek balığı tamam büyük bir balık ama vücudundaki iskelete baktığımız zaman kıkırdak yapılı bir iskeleti var ama hamsiye baktığın zaman tabii ki onun iskelet yapısı kemikten gençler hamsi köpek balığından çok daha gelişmiş bir canlıdır bu güzel bir örnek canlı sınıflandırırken dış görünüşlerine bakmıyoruz. Hamsi, sazan, levrek, palamut gibi türlerde kemikten yapılmış bir iç iskelet söz konusu olacak. Baktığımız zaman da balıkların çok büyük bir kısmında dış döllenme, dış gelişme var. Yani erkek balık spermini suya bırakıyor, dişi balık yumurtasını suya bırakıyor. Sperm ve yumurta suda birleşiyor. Döllenme suda gerçekleşiyor. Dış gelişmede söz konusu oluyor. Vücut ısılarından da bahsedecek olursak değişken vücut ısılı. Yani bizim 36,5-37 derece sabit vücut ısımız var ya kışın hava eksi 5 dereceye düşünce bizim vücut sıcaklığımızda 20'ye düşmüyor. Ya da havalar çok ısındı dışarıda 35 derece sıcaklık varken benim vücut sıcaklığımda 45'e çıkmıyor gençler. Bizim vücut sıcaklığımız sabittir. 1-2 derecelik oynamalar bile hayati önem taşır. Ama balıklarda durum böyle değil. Vücut sıcaklıkları değişken. Eski tabirle soğuk kanlı canlı bunlar. Havanın sıcaklığı düşünce vücut sıcaklıkları düşüyor. Havanın sıcaklığı artınca vücut sıcaklıkları da artmış oluyor. Peki ne yapıyorlar? Bunlar kış uykusuna yatmıyorlar. Normal şartlarda suları şöyle düşün. Şurada bir tane balık yüzüyor olsun. Hava soğuduğu zaman buz yukarıdan olur ya. Bunlar daha aşağıdan yüzmeye başlıyorlar. Daha aşağıdaki sular daha sıcak oluyor gençler. Vücut sıcaklıkları aşırı düşmesin donmasın diye daha derinden yüzmeye başlayıp kış şartlarını atlatıyorlar. Solungaç solunumu yapacaklar. Boşaltım atıkları da tabii ki amonyak olacak. Gençler, kalplerine baktığımız zaman iki tane odacıktan meydana geliyor. Sadece kirli kan kalplerinde bulunuyor. Kanın kalpten çıkıp solunum organına gidip ta tekrar kalbe dönmesi yani küçük kan dolaşımı dediğimiz dolaşımdan bahsetmemiz mümkün değil. Çoğu balık suda batmadan kalmayı sağlayan hava keseleri bulunuyor. Köpek balıklarında ise bu durum söz konusu değil. Baktığımız zaman biraz da bu balıkların önemine, sağlık açısından, balıklarda omega-3 ve omega-6 gibi yağ asitleri bakımından değerli canlılar. Bunların onlarda bulunduğunu görüyoruz. Çünkü bu yağ asitleri zeka gelişiminde önemli. Ayrıca A ve D vitaminini de içeriyorlar. Balık yağı parfüm, boya gibi ürünlerde kullanılıyor. Balıkların baş ve vücut şeklini taklit ederek de pek çok, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Pek çok canlı türünü taklit ederek teknolojik aletleri geliştiriyoruz. Mesela o suyun altında giden e, araçlar var ya onlar balıkları taklit edilerek yapılıyor gençler. Kuşları taklit edilerek uçaklar yapılıyor. Yarasalar taklit edilerek radar sistemleri yapılıyor. Ne bileyim işte kutup ayıları taklit edilerek derileri örnek alınarak soğuğa dayanıklı kıyafetlerin üretimi gerçekleştiriliyor. Buradan da iki yaşanlılara geçelim. Diğer bir ismi de çok tabii ki karşımıza çıkacak. Amfibiyalar da diyebiliriz. Bunlara iki yaşanlılar denmesinin sebebi hayatının belli bir döneminde bambaşka özelliklere, belli bir döneminde bambaşka özelliklere sahip olması. Biliyorsunuz en güzel örneği tabii ki kurbağalardır. Kurbağa ve semenderin bu gruba örnek olduğundan bahsedeceğiz. Kurbağalar larva dönemindeyken suda yaşıyorlar. Ergin dönemde kara yaşamına adapte oluyorlar. Özellikle iki yaşamlıların bir larva dönemini iyi bileceğim bir de ergin dönemini iyi bileceğim. Larva döneminde kalpleri iki odacıklı ergin dönemde üç odacıklı oluyor. Larva döneminde suda yaşıyor solungaç solunumu yapıyor ergin dönemde deri ve akciğer solunumu yapmaya başlıyor. Larva döneminde ön ve arka üyeleri yok kuyrukları var ergin dönemde ön ve arka meydana geliyor. Yani bize çocukken anlatmasalar, derslerde söylemeseler, çizgi filmlerde görmesek bununla bu aynı canlı diye bir larva dönemini, bir ergin dönemi getirseler ne alakası var diyeceğiz. Solunum organı değişiyor, kalpteki odacık sayısı değişiyor, yaşadığı ortam değişiyor, tipi, şekli değişiyor gençler. Bu olaya tabii ki ne diyoruz? Başkalaşım ismini veriyoruz. Bir grupta daha öğrenmiştik. Geç geçen dersimizde eklem bacaklılar tırtıl kelebek oradan ka aklında kalsın onlarda da başkalaşım söz konusuydu. Baktığım zaman iki yaşanlılara yani amfibiyalara, kurbağalara ayrı eşeyli canlılardan bahsediyoruz. Tabii ki eşeyli üreme yapacaklar. Bunlarda da dış döllenme, dış gelişim söz konusu. Erkek kurbağa gidiyor spermlerini suya bırakıyor. Dişi kurbağa gidiyor yumurtalarını suya bırakıyor. Yumurta ve spermin birleşmesi dış ortamda yani suda gerçekleşiyor. E suda gerçekleştikten sonra gelişim de suda olacak. O yüzden de dış döllenme, dış gelişme ismini veriyoruz. Yavrucuklarına tabii ki bakmıyorlar. Embriyonel gelişimini tamamlamadan yumurtadan çıkan yavrulara da larva ismi veriliyor. Larvalar ne yapacak? Başkalaşı metamorfoz geçirecek. Ergin kurbağa dediğimiz kurbağaya dönüşmüş olacak gençler. Larva dönemine baktığımız zaman larva döneminde ne solunumu yapacak? Solungaç. Ergin dönemde akciğer ve deri solunumu yapıyor. Bir canlının iki solunuma aynı anda yapması çok ekstra avantajlı bir özellik. Mesela biz sadece akciğer solunumu yapıyoruz, deri solunumu falan yapamıyoruz. Bu iki solunumu aynı anda yapabiliyor. Bir de larva dönemindeyken solungaç solunumu yapabiliyor. Yani bayağı özel canlılardan bahsediyoruz. Derileri tabii ki nemli olacak. Gençler çünkü deri solunumu yapıldığı zaman gaz alışverişinin daha kolay olması için derinin nemli olması lazım, kaygan olması lazım. Kalpleri larva döneminde iki odacıklıydı ama ergin dönemde üç odacıklı. Kalpte kirli kanla temiz kan yine birbirine karışıyor. Kalpte kirli kan ve temiz kan birbirine karışan canlılar sabit vücut ısısına sahip olamazlar. Bunlar değişken vücut ısılı yani eski tabirle soğuk kanlı canlılar. Bazı türlerinde kış uykusu söz konusu olabiliyor. Boşaltım atıkları Balıklar gibi larva döneminde amonyak, ergin dönemde ise üre gençler. En sonunda da bir karşılaştırma vereceğim. İşte üremelerini, solunumlarını, azotlu boşaltım atıklarını tek tek karşılaştıracağız. Orası süper bir özet olacak. Bazı iki yaşanlılar zehirli özellikle dünyadaki en zehirli Canlılarla ilgili bir belgesel izlemiştim ben. Bir tane kurbağa türü vardı. Bayağı üst düzeydeydi zehri. Bazıları ise tabii ki renk değiştirme özelliğine sahip. Bu sayede bulundukları ortamda kolayca gizlenerek avcılardan korunabiliyorlar. Devam edecek olursak ağaç kurbağası, bacaksız kurbağa ve semender de tabii ki bu gruba örnek. Sürüngenlerle devam ediyorum. Omurgalılar içinde karasal hayata uyum sağlayan ilk gruptan bahsediyoruz. Karada ve suda yaşayan türleri söz konusu oluyor. Kimden bahsediyoruz? Timsah, yılan, kertenkele ve kaplumbağa sürüngenler grubuna dahildir gençler. Vücutlarında keratin pullar ve kemiksi plakalar var. Bir kısmında deri yani gömlek değişimi görülebiliyor. Akciğer solunumu yapan canlılardan bahsediyoruz. He, artık tam tek akciğere geçiş yapıldı. Kurbağalarda neydi? Akciğer ve deri solunumuydu. Sürüngenlerde ise sadece akciğer solunumu yapılacak. Şimdi burada durarak bir şey söylemek istiyorum gençler size. Mesela ben dedim ki sana işte sürüngen kim? Yılanlar, timsah, kertenkele, kaplumbağa, komodo ejderi ya da dinozorlar yaşaysaydı sürüngen olacaklardı. Bunlar ne solunumu yapıyor? Akciğer solunumu yapıyor hocam. O zaman su yılanıysa da akciğer solunumu yapıyor. Memeliler akciğer solunumu yapar diyeceğim. Balinanın da memeli olduğunu söyleyeceğim. Ama hocam balina suda yaşıyor deme. Onlar hani böyle arada bir mesela suyun üstüne çıkıyorlar ya. O güzel görüneyim insanlara of neşe saçayım diye çıkmıyorlar. Aslında akciğerlerine hava dolduruyorlar. Bizim gibi düzenli olarak alıp verme yapmıyorlar. Akciğerlerinde havayı depo edebiliyorlar. Yani su yılanı da olsa... E, timsah da olsa suyun dibinde çok uzun süre durabiliyor da olsa akciğer solunumu yapacak gençler. Kalpleri genellikle 3 odacıklı. Neden genellikle dedik? Çünkü timsahlarda... Kalp dört odacıktan meydana geliyor ama timsahlarda da kalpte kirli kanla temiz kan karışmıyor. Kalpten çıkan bir kanalda karışıyor. O yüzden de sürüngenler vücut ısısı değişken soğuk kanlı canlılardır. Özellikle soğuk kanlı sorusu sürüngenler üstünden gelir gençler. Bunların kalpleri üç odacıklı karıncık denilen kısımda şöyle yarım perde dediğimiz perde var. Bir taraftan temiz kan bir taraftan kirli kan geldi. Karıncıkta kirli kanla temiz kan birbirine karışıyor. Timsahlarda kalp dört odacıklıdır. Kalpte temiz kan ve kirli kan karışmaz. Ancak kan kalpten çıktıktan sonra bir tane panizza kanalı denilen kanal var. Bu kanalda karışıyor gençler. Baktığımız zaman tabii ki sürüngenler bayağı gelişmiş bir grup. Ayrı eşeyli canlılardan bahsediyoruz. Eşeyli üreme yaparak çoğalıyorlar. Artık sürüngenlerden itibaren iç döllenme dediğimiz durum söz konusu oluyor. Bunlar iç döllenme yapıp dış gelişme gerçekleştiriyorlar. Yumurtaları sert kabuklu oluyor. Kuluçkaya yatma gibi bir durum söz konusu değil. Genellikle toprağa gömüyorlar kaplumbağalar gençler mesela. Başkalaşım söz konusu değil. Kim bu sürüngenler? Kertenkele, bu kalemon, geko, timsah, yılan, su kaplumbağası fark etmez kaplumbağa işte. Bunlar sürüngenler grubuna dahil oluyor. Geldim daha da gelişmiş olan kuşlarımıza omurgalı hayvanlar arasında uçabilen türler bulundu ilk gruptan bahsediyoruz vücutları keratinden yapılmış pul tüy teleklerle kaplı tüy bulundurabilmek kuşlara özgü bir özelliktir gençler memelilerin tüyleri bulunmaz tüy başka bir şey şöyle tüy çizeyim kıl başka bir şey memelilerin kılları bulunur halk arasında mesela bunlara tüy diyoruz ya o yanlış kullanılan bir tabir bunlar tabii ki kıl memelilerin kılları olur mesela saçımız işte kalın kıllar kollarımız ise daha ince kıllar oluyor Boşaltım atıklarına baktığımız zaman ürik asit olduğunu görüyoruz gençler. Kuşlarda dişler yok. Bunun yerine çene gagaya dönüşmüş durumda. Beslenme tipine göre gagaları delmeye, parçalamaya veya yakalamaya uyum sağlamış biçimde şekillenmiş olacak. Kuşlara baktım. Tabii ki bunlar kara yaşamına adapte olduğuna göre ne solunumu yapacak gençler? Akciğer solunumu dediğimiz solunumu gerçekleştirecekler. Bunların akciğer lerine bağlı da neleri var? Hava keseleri bulunacak. Kuşların baktığımız zaman kalpleri dört odacıktan meydana geliyor. Kalplerinde kirli kanla temiz kan birbirine karışmıyor. Yıldız, yıldız, yıldız. He, o zaman kuşlar da vücut ısıları sabit olan canlılardır gençler. Başka ne özellikleri var? Kış uykusu diye bir şey söz konusu değil. Kuşlar kış uykusuna yatmazlar. Uzun kemiklerinin içinde boşluklar var. Kuşların havada uçabilmesine sebebi bizim kemik iliklerimiz var uzun kemiklerimizin içerisinde kırmızı kemik iliği, sarı kemik iliği gibi ilikler var. Ama kuşların uzun kemiklerinin içi boş. O yüzden havada uçabiliyorlar. Sonra kuşların ön üyeleri kanat şeklini almış durumda. Tabii ki bu da yine onların uçmasını sağlayan adaptasyonlar içerisinde yer alıyor. Bazı kuşlara baktığımız zaman kanatların körelmiş olduğunu görüyoruz. Her kuş tabii ki uçamıyor gençler. Mesela deve kuşu, mesela bilindik örneklerden tavuk. Bunlar uçma yeteneğini, kanatları körelmiş kuşlar uçma yeteneğini kaybetmiş kuşlardır. Arka ayaklara baktığımız zaman kuşlarda arka ayaklarında farklı işlevleri olduğunu görüyoruz. Mesela işte avlanan suda özellikle avlananlarda ördek gibi Kuşlarda arka ayaklar perdeli oluyor. Yüzmeyi kolaylaştırsın diye. Kartalı falan düşündüğün zaman pençe şeklinde gidip yakalıyor avını onunla. Yani arka üyelerin yürüme, yüzme, tırmanma, koşma, eşmeye uyum sağlamış farklı tipleri olabiliyor. Görme ve işitme yetenekleri yüksek ta kaç kilometre havadan avını görüp avını şak diye yakalayabiliyor. Yine bazı kuş türlerinin de zaman içerisinde göç ettiğini, hayatının belli bir döneminde bir yere ev, başka bir döneminde başka bir alanı ev olarak kullandığını biliyoruz gençler ayrı eşeyli canlılar üreme döneminde tabii ki kur yapma davranışı söz konusu olabiliyor. Aynı sürüngenlerdeki gibi iç döllenme gerçekleşiyor ama tavuktan da örnek olsun sana yumurta bırakıyorlar. Yani dış gelişme söz konusu oluyor. Yumurtaların etrafı sert kabuklu. Sürüngenler yumurtadan çıkan yavrulara bakmıyorlardı. Ama kuşlar yavru bakımının görüldüğü gruptur gençler. Diyafram bunlarda var ama unutmuyorsun. Zarsı diyafram kuşlarda var. Kaslı diyafram dediğimiz bir diyaframdan bahsedeceğiz. Birazdan o da memelilerde bulunacak gençler. Kuşlarda yuva yapma, kuluçkaya yatma, yavru bakımı söz konusu oluyor. Günümüzde yaşayan en büyük kuş tabii ki Afrika'da yaşayan deve kuşu. En küçük kuş ise sinek kuşu dediğimiz kuştur. Penguen de uçamayan kuşlara örnek unutma. Emu, şahin, ağaç kakan, tavuk bunların hepsi kuşlara örnek olacak. Geldim memelilere suda yaşayanlar hariç vücutlar kıllarla kaplı tekrar söylüyorum benim tüyüm yok memelilerin kılları olur gençler Kalpleri dört odacıktan meydana geliyor ve kalbimizde kirli kanla temiz kan birbirine karışmıyor. O zaman biz nasıl canlılarız? Tabii ki sabit vücut sahip canlılarız. Ne solunumu yapıyoruz? Tabii ki hocam akciğer solunumu yapıyoruz. Azotlu boşaltım atığımız idrarımızda tabii ki üre bulunuyor. Şuraya yıldız. Ak ciğerlerinde alveol adı verilen hava keselerini taşımak sadece memelilere özgü bir özelliktir gençler. Olgun al yuvarlarının çekirdeksiz olması yine sadece memelilere özgü bir özelliktir göğüs ve karın boşluğunu birbirinden ayıran kaslı diyaframa sahip olmak da yine sadece memelilere özgü özelliklerden bir tanesi oluyor. Hemen buradan devam ediyorum. Embriyonik dönemde üyeler yaşadığı ortama uygun olarak değişime uğramış durumda. Derilerinde ter bezi, yağ bezi, süt bezi gibi salgılar bulunabiliyor. Boşaltım organı tüm omurgalılarda olduğu gibi bunlarda da böbrek olacak. Azotlu boşaltım atığı ürünlerinin üre olduğunu da söylemiştim. Memelilerde üreme ve boşaltım sistemleri tabii ki birbirinden ayrı durumda. Çünkü iç döllenme, iç gelişme söz konusu oluyor. Memelileri de üreme şekillerine göre kendi içerisinde üçe ayırabiliyoruz gençler. Bizim içinde bulunduğumuz plasentalı memeliler dediğimiz bir grup var. Burada ne oluyor? İç döllenme gerçekleşiyor. İç gelişme söz konusu oluyor. Bebiş anne karnında plasenta adı verilen bir kesenin içerisinde yer alıyor. Anne yavruyu doğuruyor. Doğurduktan sonra süt bezlerinden gelen sütlerle besliyor. Ha, bu gruba zaten memeli denmesinin sebebi süt bezlerinin olması, yavrularını sütle beslemesi. Mesela insanlar, işte köpek, kedi, at, eşek bunlar plasentalı memelilere örnektir. Keseli memeli dediğimiz zaman kanguru, koala gibi canlılardan bahsediyoruz. Yine iç döllenme, kısmi olarak iç gelişme bebiş gelişimini tam olarak tamamlamadan doğum gerçekleşiyor. Anne bebişi alıp kesesine koyuyor. Kesedeki süt bezlerinden bebiş süt emiyor ve gelişimini tamamlıyor. Bunlara da keseli memeli diyoruz. Bir de ornitorenk gibi hayvanların dahil olduğu gagalı memeliler var. İç döllenme gelişiyor. Anne ornitorenk yumurtluyor karınca yiyen mesela. Yumurtadan çıkan bebiş Yine annesinin süt bezleriyle beslendiği için buna da gagalı memeliler ismi verilmiş durumda. Memelilerde uzun süren yavru bakımı söz konusu oluyor. O yüzden de az yavru oluşumu ve uzun hayat söz konusu. Memeliler farklı ortam şartlarına uyum sağlamış durumda. Yani akciğer solunumu yapıyor olmamız suda memeli yaşamayacağı anlamına gelmez. Yunus, balina bunlar memelidir. Yarasa kanatları olan uçan bir memelidir. Kirpi memeli bir canlı. Koala, kanguru, ornitorenk örneklerini zaten vermiştim. Hayvanların da biyolojik ve ekonomik öneminden bahsedecek olursak aslında işin içinden çıkamayız. Nerede biz bu hayvanları kullanmıyoruz ki? Gıda olarak kullanıyoruz, tekstilde kullanıyoruz, sanayide kullanıyoruz, kozmetikte kullanıyoruz. Her alanda tabii ki hayvanlardan yararlanıyoruz. Süngerler temizlikte, mercanlar ve istiridyeler süs eşyalarının yapımında, solucanlar tarımda, balıkçılıkta kullanılıyor. Böcekleri kullanarak özellikle mesela arıları, bitkilerin tozlaşmasını sağlıyoruz. Gıda, ilaç, kozmetik, kumaş sanayi gibi alanlarda yine işte ipek böceğinden yararlanıyoruz. Bazı böcekler hastalıklara neden oluyor. Parazit olanlar var unutmayın. Bazı balık, kuş ve memeli türleri ise besin olarak tükettiğimiz canlılara örnek. Bazı hayvanlar teknolojik ürünlerin tasarımında kullanılıyor. Mesela yarasalardan yararlanarak radar yapmışlar demiştim. Deniz altlarının tasarımı balinalar örnek alınarak yapılıyor gençler gibi. Size dedim ya hayvanlar alemini bitirdiğim zaman en sonda süper bir özet vereceğim. O özet de hepsi aklınızda kalacak diye şimdi o noktaya geldik yaslanın arkanıza. Şimdi Balıklar, iki yaşamlar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak üzere 5 tane sınıfa ayrılıyor dedik. Vücut örtüsüne bakacak olursak ama genellikle kelimesini en başta söylüyorum. Unutmayın istisnai örnekler var. Balıkların vücutları genellikle pullarla kaplıdır ama mesela köpek balığında pul yok. Genellikle var bunların başlarında. İki yaşamlılar yani kurbağa ve semender gibi canlılardan bahsediyoruz. Nemli deriye sahipler. Sürüngenlerin genellikle keratinimsi sert pulları bulunacak. Kuşlar tüylerle kaplı, memeliler vücutları kıllarla kaplıdır. Mesela suda yaşayan balinanın da kılı yok gençler. O yüzden genellikle diyoruz. Kalpteki odacık sayısı balıkların iki kalpli, iki yaşamlıların, amfibiyaların, kurbağaların üç yarım perde var arada unutmuyorsun. Pardon, üç odacıklı. Sürüngenlerde yarım perde oluyor. Unutmuyorsun. Kuşların 4 Memellerin 4. Baktığım zaman balık, iki yaş anlı sürüngen, soğuk kanlı yani değişken vücut ısılı canlılar, kuşlar ve memeliler ise sabit vücut sıcaklığına sahip sıcak kanlı canlılardır. Balıklar tabii ki solungaç solunumu yapacak. İki yaşanlılar larva döneminde solungaç, ergin dönemde deri ve akciğer solunumu yapacak. Sürüngen, kuş ve memelilerde akciğer solunumu görülecek. Akciğere bağlı hava kesesi diyorsa kuş olduğunu anladın, akciğerlerinde alveol var diyorsa memeli olduğunu anladın. Azotlu boşaltım atıklarına bakacak olursak balıklar amonyak şeklinde atıyor. İki yaşamlılar ve memeliler üre şeklinde, sürüngen ve kuşlar ise ürik asit şeklinde atıyorlar. Döllenmelerine baktım. Genellikle balıklarda dış döllenme, dış gelişme. İki yaşamlılar yani kurbağalarda dış döllenme, dış gelişme. Sürüngenlerde artık iç döllenme söz konusu oluyor. İç döllenme, dış gelişme. Kuşlar iç döllenme, dış gelişme. Memeliler iç döllenme, iç gelişme yapan Canlılardır omurgasız canlılarla omurgalı canlıları da kendi içerisinde bir kıyas yapalım omurgasızlarda sinir şeridi nerede karın bölgesinde bulunuyor omurgalılarda ise sırt bölgesinde sinir şeridi var battığımızda omurgasızlarda embriyonik notokort dediğimiz bir iskelet yok ama omurgalılarda bunlar var. Solungaç yarı oluşumu omurgasızlarda yok ama omurgalılarda embriyonik dönemde var. Açık kan dolaşımı vardır omurgasızlarda ama kapalı dolaşım olanlar da var. Omurgalıların tamamında kapalı kan dolaşımı söz konusu oluyor. Omurgasızlarda böbrek yok. Omurgalıların tamamında böbrek bulunacak. Omurgasızlarda iç iskelet, dış iskelet söz konusu olabiliyor. Omurgalıların tamamında iç iskelet. Omurgasızlar ayrı eşeyle olabiliyorlar. Her mafroditlikte söz konusu oluyor omurgaların tamamı ayrı canlılar. Vücut simetrilerine de bakacak olursak omurgasızlarda çok çeşit var. Asimetrik olan var, bilateral simetri yani ortadan ikiye böldüğümde iki taraf eşit olan da var. Işınsal simetri dediğim nereden bölersen böleyim eşit çıkan da var. Omurgalılarda ise bilateral simetri var. Yani seni böyle burun hizandan şöyle düşün. Seni şöyle çizeyim. Şöyle bilateral simetri böldüm iki taraf birbirine eşit balıkta da bu böyle işte sürüngende de böyle yılanda da böyle bilateral simetri var ikili simetri sistemi söz konusu oluyor buradan da hemen virüsleri anlatıp bitiriyorum gençler virüsler neydi canlı mı cansız mı olduğu tartışılan biyolojik varlıklarda hiçbir alemin içerisine sınıflandırmamıştık bazı bilim insanları canlı olduğunu savunuyordu bazı bilim insanları ise cansız olduğunu savunuyordu o yüzden biz bunlara ne ismini vermiştik? Biyolojik varlık ismini vermiştik. Kendilerine ait stoplazmaları yok, enzim sistemleri yok, metabolik aktivite gerçekleştiremiyorlar ama enzim kullanabiliyorlar. Bir hücre zarları yok ama protein kılıfları var. DNA ve RNA'yı aynı anda bulunduramıyorlar ama genetik materyal taşıyorlar. Bazı virüsler DNA, bazı virüsler RNA bulunduruyor gençler. Yani ya DNA'ları var ya da RNA'ları var. RNA'ları olanlarla mücadele etmek daha zor çünkü daha kolay mutasyona uğrayabiliyorlar. Bir bakteri virüsüne de bakteriyofaj ismi verilir. Genellikle virüslerde bir baş kısmı, bir boyun kısmı, bir de kuyruk kısmı söz konusu olur gençler. Yani bakteriye enfekte eden, bakterinin içinde çoğalabilenlere ne diyormuşuz? Bakteriyofaj ismini veriyormuşuz. Bakterilere baktığımız zaman zorunlu hücre içi parazit olan canlılardan bahsediyoruz. Sadece canlı bir hücrenin içinde canlılık özelliği gösteriyorlar. Yani virüsü şuraya bırakıyorsun, hiçbir zararı yok. Öyle duruyor kendi kendine. Solunum yapmıyor, beslenmiyor, yemiyor, içmiyor, metabolik aktivite göstermiyor. Şuraya Onunla uyumlu bir hücre geldiğinde hücrenin içine giriyor. Sayısını arttırıyor, 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 arttırıyor. Bu hücrenin patlamasına sebep oluyor. Birey sayısını arttırabildiği, çoğalabildiği için bu da canlılara benzer özellikler olarak kabul ediliyor. Virüsler belli bir canlıyı, o canlının belli bir dokusunu veya o dokudaki belli bir hücreyi enfekte edebilir. Yani senin solunum sistemine yerleşecek bir virüsün var. Gidip dur ben bağışıklığa yerleşeyim ne yapayım solunum sistemi hücresi bulamadım bağışıklıkta çoğalayım diyemez gençler. Her virüs her hücreyi enfekte edemez. Mesela hepatit virüsü nereyi etkiliyormuş? Karaciğeri. Kuduz, çocuk felci gibi virüsler nereye enfekte eder? Sinir hücrelerine yerleşir, sinir hücrelerini patlatırlar. Enzim sistemleri olmadığı için bunlar antibiyotiklerden etkilenmiyor. Yani virütik bir hastalığa yakalandığımız zaman antibiyotik kullanmamızın hiçbir anlamı yok virüsler antibiyotiklerden etkilenmez ki. Virüsle enfekte olan insan hücreleri virüse karşı savunma sağlayan bir salgı üretiyorlar. Virüslere karşı üretilen bu salgılara da interferon ismi veriliyor. Günümüzde virüslerle tabii ki çok fazla derecede mücadele veriyoruz. Gençler virüslerin yarattığı pandemi Söz konusu oldu mesela dünya üzerinde etkili oldu ama sağlık ve tıp alanında virüsleri kullanarak pek çok hastalığın tedavisinde de günümüzde ilerlenilmiş durumda. Biraz daha virüslerin çoğalma döngüsünden hayat döngüsünden bahsedelim. Bunun için de bir tane bakteriyofajı örnek olarak alalım. Öncelikli olarak bakteriyofaj neydi virüs? Bakteriyi enfekte ediyorsa ben ona bakteriyofaj ismini veriyordum. Şu benim bakterim, şu da virüsüm olsun. Bunlara baktığım zaman protein kılıf var, sitoplazma yok, genetik materyal var. Virüs gidiyor, bakteriye tutunuyor. Enzim sentezleyemiyor ama kuyruk kısmında enzim bulunduruyor. Bulundurduğu enzimle bakterinin hücre zarını eritiyor. Kendi içeri girmiyor, genetik materyalini içeriye gönderiyor. Ya DNA'sı ya RNA'sı vardı. Genetik materyal bakteriyi ele geçirmeye başlıyor. Bakterinin amino asitlerini, ribozomlarını, DNA'sını kullanarak kendi genetik materyalini çoğaltmaya başlıyor. Sonra kendine ait protein kılıflar yapmaya başlıyor, genetik materyali çoğaltıyor bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü kendinden yaptığı Artık bakteriye sığmıyor. Bakteriyi patlatıyor. Yani bakteriyi kullanarak kendi birey sayısını arttırmış oldu. Bu virüs tekrar çıktı buraya. Yeni bir hücre bulana kadar şurada duruyor gençler. Başka hücre bulursa uygun bir hücre bulursa onun içinde de tekrar çoğalma işlemini gerçekleştirmiş oluyor. Bu nedenle hastalık yapıcı zorunlu parazittir diyoruz. Virüsler grip, uçuk, kuduz, hepatit ve AIDS gibi hastalıklara tabii ki sebep olabiliyorlar. Hemen sorularımı da çözüp 9. sınıfın son konusunu bitiriyorum. Tüm hayvanlarda özelliklerinden hangisi ortaktır? Çok hücreli olma. Evet tüm hayvanlar çok hücreli ve ökaryot hücre yapısına sahipti. Bulduk cevabı. Aktif hareket etme. Hocam süngerler aktif hareket etmiyor ki böbrekler ile boşaltım yapma. Hocam omurgasız hayvanlarda böbrek yok ki. Sinir sistemi bulundurma. Yine süngerlerde sinir sistemi yok ki. Bilateral simetri yani ortadan ikiye böldüğümde ikinin tarafında <laughs> eşit olması anlamına geliyordu. Tüm hayvanlarda bu durum yok ki. Devam ediyorum. Aşağıda bazı özellikler verilmiştir. Buna göre yukarıda özelliği verilmeyen canlı hangisidir diyor. Kaslı diyafram. Kaslı diyafram kime ait bir özellikti? Memelilere ait bir özellikti. Bakayım. Geyik varlıklarda memeli bir canlıdır. Akciğer ve deri solunumu dediğimiz zaman da... ...anfibiyalara yani iki yaşamlılara yani kurbağalara ait bir özellikte O da gitti. Tüy ve gaga bulundurma dediğimiz zaman... ...hemen kuşlar aklıma geldi. Kartal gitti. Keratinimsi pullarla kaplı vücut... ...yani sert keratin pullardan bahsediyorsa sürüngenlerden bahsediyordur. Şıklarda sürüngen olarak da timsah olduğuna göre cevabımız alabalık yani A seçeneği oldu. Geldim diğer bir soruma. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bir hayvanın memeli olduğunun kesin kanıtıdır? Böbreklerle boşaltım yapma. Hocam omurgalıların tamamında böbrek var. Balıkta da, iki yaşamlı da, sürüngende de, kuşta da. Yani bu memeli olduğunu göstermez. Akciğer solunumu yapma, ergin kurbağa yapıyor, sürüngen yapıyor, kuş yapıyor, memeli de yapıyor. Sıcak kanlı, sabit vücut ısılı olma, e, kuşlarda sabit vücut memelilerde kesinlik yok. Al yuvarlarında hemoglobin bulundurma, bir kere dedim ki, balıktan tut da memeliye kadar hangisini kesersen kes kanı kırmızı renkli akar kanı kırmızı rengini veren hemoglobin proteini bunlarda bulunuyor. Yani tüm omurgalılarda var. Ha, süt ve ter bezi dediği zaman bu memelilere özgü bir özellik. Zaten yavrularını sütle beslediği için buna memeli ismi verilmiş durumda. Hemen geldim diğer bir soruma. Yukarıdaki özelliklerden kaç tanesi omurgalı bir hayvanın kuşlar sınıfına ait olduğunu kesinlikle kanıtlar. Akciğere bağlı hava kesisi. Akciğer solunumu olsaydı kabul etmeyecektim ama hava kesisi dediği için bunu kabul ettim. Sadece kuşlarda akciğere bağlı hava kesesi var. Tüy duyunca hemen kuşu yapıştırdım. Kuşların tüyü olur. İçi boş kemik. Bunların uçmasını sağlıyordu. Yine kuşlara özgü bir özellikti. Dört adacıklı kalbe sahip olma kuşlarda da var, memelilerde de var gitti. Kanat bulundurma yarasanın da kanadı var, kuşlarda da var, memelilerde de var gitti. İç döllenme, dış gelişme kuşlarda da var, sürüngenlerde de var bu da gitti. Kesin kanıt istiyorsan üç tanesi benim için kesin kanıt oldu, diğerleri olmadı ki. Geldim konumun özet kısmına son toparlayıp bitiriyoruz. Omurgalı hayvanların sinir şeritleri nerede? Sırt kısmında omurga adı verilen kanalın içinde bulunuyor. O yüzden bunlara zaten omurgalı denildi. En dönemde solungaç yarıkları ve kuyruk söz konusu. Tüm omurgalılarda kıkırdak ve kemikten yapılı iç iskelet bulunuyor. Hatta omurgalıların balıklarında sadece kıkırdaktan yapılı bir iskelet var balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler omurgalı hayvanlardı. 5 sınıfa ayrılıyordu. Balıklarda kalp iki odacıklı, iki yaşamlılarda 3 odacıklı, sürüngenlerde 3 odacık yarım perde var. Kuş ve memelilerde ise 4 odacıklı. Balık, iki yaşamlı sürüngen, soğukkanlı yani değişken vücut ısılı, kuşlar ve memeliler ise sıcak kanlı canlılardı. Tüm omurgalılarda hemoglobin bulunur. Memellerin olgun al yuvarları çekirdeksiz. Balıkların vücutları pullarla, sürüngenlerin keratinleşmiş pullarla, anfibiyaların nemli derilerle, kuşların tüylerle, memellerin kıllarla kaplıydı. Balıklar ve iki yaşamlarda dış döllenme, dış gelişme görüldü. Sürüngen ve kışlarda iç döllenme, dış gelişme, memelilerde ise genellikle iç döllenme, iç gelişme söz konusu oluyor. Omurgalılarda boşaltım böbreklerle yapılıyor. Balıklarda azotlu boşaltım atığı amonyaktı. Kurbağalarda yani amfibiyalarda ve memelilerde üreydi. Sürüngen ve kuşlarda ise ürik asit şeklinde oluyordu gençler. Böylelikle de dersimizin sonuna gelmiş olduk. Hemen buradan da ödüllü soruyu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Görüşmek üzere.